Arda'nın mutfağında yine sizin için 3 tane şahane tarifle geliyorum. Güne bir ayvalı kuzu güveç yaparak başlayacağız. Efsane bir yemek olacak, tam bir başyapıtı. Yanında Telşehir'i güzel bir pirinç pilavı iyi gider diye düşündüm bu yemeğin. Ve bu ikiliyi şöyle nefis bir çikolatalı pastayla süsleyelim istedim. Yani bugün soframız 10 numara 5 yıldız 3 tane şahane tarifle bezeli olacak. Bence kaçmaması gereken bir yemek. Tariflerden bir tanesi geleneksel ayvalı kuzu güveç. Yani aslına bakarsanız ta Osmanlı'dan bugüne özellikle saray mutfağında meyveli yemekler çok fazla var ve meyvenin hani yemeğe verdiği o güzel tatlılık, ekşilik, kekremsilik filan bunlar hepsi yemeği başka bir hale getiriyor. Bugün yapacağımız tarif ayvalı kuzu güveç. Çok net, kolay, basit bir tarif. Vallahi çok net. Ben aslında böyle bir döküm tencerede çalışıyorum ama eğer sizin bir döküm tencereniz yoksa çok rahat aynı şekilde güveçte de başlayabilirsiniz. Yani genellikle restoranlarda şey yapıyoruz biz. Böyle tavada vesaire de yapıp güveçte bitiriyorlar. Daha pratik, hızlı oluyor ama güveçte de birebir bu şekilde yapabilirsiniz ki benzeri tarifleri daha önce yapmışlığım var. Şimdi güveci ya da döküm tencerenizi iyice ısıtıyorsunuz ve 1 kilo kadar iri doğranmış kuşbaşı etle işe başlıyorsunuz. Hiçbir şey koymanıza gerek yok. Yağ vesaire benzeri iyice ısınmış olan tencereye tavuk da olur, şu cız sesini duyarak ama yani tavuk olsa da cız sesini duyarak olur. Tavukla yaparsanız etrafında güzel bir altın sarısı bir çevre yapana kadar. Bununla yapınca, kuzu etiyle yapınca yine aynı şekilde etin komple diriliğini alana kadar şöyle güzelce pişirmeniz lazım. Şimdi güveçte de dökümde de hiçbir şey koymadığımız için gördüğünüz vaziyette et birazcık yapışıyor. Ne kadar böyle geniş yüzeyli bir ette şeyde çalışırsanız yüzeyde o kadar aslında daha az su saldırırsınız. Ben biraz böyle tepeleme bir şey yapacağım için böyle koydum. Yüksek ateş olmasına rağmen bu arkadaş birazcık önce suyunu salacak, ondan sonra da suyunu bırakacak. Orada yavaş yavaş o işlemlere gelirken ben ayvalarla işe başlayayım istiyorum. Ayvanızın boyutuna 1, mevsimine 2, birazcık da teknik özelliğine göre kullanacağınız ayva adedi sayısı ve tadı değişkenlik gösterecektir. Ben ortadan ikiye, ondan sonra da bir kez daha ikiye bölüyorum ayvalarımı. Genel bu hazırlıklar olana kadar. Çünkü bu tarifin en son üstüne kapatacağım ayvaları ve o şekilde pişireceğim. Acaba ortasına içine mi koysaydık diye düşündük ama içine koyduğun zaman parça içeride birazcık fazla yumuşayınca dağılıyor. Tabana koysanız o zaman bu işlemleri nasıl yapacaksınız? Ve keza aynı şekilde tabana koyduğunuzda da ister istemez bir tık böyle bir ayva reçelimsi bir kıvam oluyor. O yüzden en güzeli ayvaları ortadan ikiye kesmek şöyle. Ondan sonra dörde kesmek. Sonra da şu gövdesindeki çekirdekli ve hafif şey kısmı, beyazımsı kısmı almak. Ama çok da fazla içini deşmenize gerek yok. Çünkü ben bunu dediğim gibi böyle üstüne kapatacağım. Tamam. Üstüne kapatıp şeklini vereceğim için böyle bir satıh olması benim için yeterlidir. Tenceremin boyutuna göre şimdilik 2 tane yapıyorum. Eğer ihtiyaç duyarsam 3, 4 bunu çoğaltabilirim. Tavuk etiyle de yaparsanız aynı prensip, mümkün olan en yüksek ateşte etleri önce birazcık suyunu saldırıp sonra da hafif toplayana kadar pişireceksiniz. Bu başlangıç. Ayvalar tamam. Şöyle şunun içerisine alayım, azıcık bekleteyim. Yetmezse bir tane daha koyarım. Bu arada da bunu harlı göze aldım ve şöyle iyice bir coşturuyorum. Ne kadar az aslında oynarsanız o kadar güzel ve dengeli bir şekilde pişer. Benden size söylemiştim. Şimdi bunun burada aşağı yukarı 8-10 dakika kadar pişmesi lazım. O arada da bana çikolatalı pastanın genel hazırlığı için gayet yeterli bir süre var. Fırınımı 180 dereceye buradan ayarladım. Fanlı güzelce ısınıyor. Pasta için 2 tane şöyle aynı boyda çemberi, kenarlarını hafif yağladım. Tabanına da bu şekilde bir yağlı kağıt serdim. Hem çıkarması kolay olsun diye hem işlemi kolay olsun diye.
O dursun sırası gelene kadar. Ben burada bunun genel hazırlığını yapayım. Aslına bakarsanız benim genel olarak yaptığım keklerde ne yapıyordum hep? Yumurtayla şekeri çırp, onu yap, bunu yap falan. Sonra diğerlerini koy, kuruları güzelce dışarıdan içeri kapatarak karıştır. Şimdi öyle yapmayacağım. Şimdi şöyle yapacağım. Önce kuruları bunun içine koyacağım. Sonra her şeyi koyacağım. Sonra her şeyi çırpacağım. Bildiğimizin çok ötesinde ama inanın bana çok işe yarıyor. Sadece şuna özen göstermenizi isterim. Koyduğunuz her şeyi daha homojen bir kıvamda karışsın diye mutlaka bir süzgeçten geçirin. Mesela kakao, niye? Çünkü topak var. Şimdi burada bir su bardağından bir parmak kadar eksik kakao vardı. Önce onu işin içerisine koydum. Arkasından diğer iki küçük kuruyu koymak istiyorum. Bu tarifte hem vanilya var, hem kabartma tozu var, hem de karbonat var. Bir paket kadar toz vanilya, yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı kadar, 10 gram kadar falan yapıyor kabartma tozu. Zaten paketlerde de öyle satılıyor, hazır paketlerde. Ve 1,5 şöyle tatlı kaşığı kadar da karbonat koyuyorum. Bunları şimdi süzgeçten geçirip koyuyorum. Çünkü bunlar topaklanmaya müsait içeride. Şu kadar yeter. Böyle yaparak o bütün var olan topakları komple bir bertaraf etmiş olacağız. Şöyle ki işte olay bu. Şimdi hepsini ince süzgeçten, bak bir de kalınları var bunların. Bu kalınlarla yaparsanız birazcık topak kalabiliyor. Alırken süzgeçinizi özellikle mümkün olan ince kalın ihtiyacınıza göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim una. Unu dökmeden şöyle bir porsiyonlamam lazım. 2 su bardağı kadar una ihtiyacımız var. Şu 1 su bardağı galiba azıcık dökmeyi görmezden gelebiliriz. İşte şöyle 2 su bardağı kadar un. Şu şekilde porsiyonladım. Onu da süzgeçten geçiriyorum hızlıca. Bunlar tamam. Yani bütün kuru malzemeyi aslına bakarsanız süzgeçten geçirip koydum. Şekeri de atıyorum içerisine. Onu süzgeçten tabii ki geçirmeyeceğiz. 2,5 bardak kadar toz şeker, o da giriyor. Her şeyin başında. Şunları şöyle bir güzel bir havalandıralım. Güzelce karıştırdık böyle. Kurular iyice homojen bir kıvama geldi. Şimdi diğer bütün sıvı malzemeleri bunun içerisine koyacağız. Bir kere önce 2 tane yumurta ekleyeceğim bunun içerisine. Ya bunların öncelik sonralık sırası yok ya. Önce dediğime bakmayın. Ya elime yumurta geldi. Direkt olarak onu ekledim. Sonra sütünü ekleyeceğim. Bir tam bardak, bir de çeyrek bardak süt ilave ediyorum içerisine. Bir tam, bir de çeyrek bardak süt. O da tamamdır. Birazcık da kahve ilave edeceğim. Yani kahvede şöyle bir hani hazır her zaman kullandığımız hazır toz granül kahvelerden var elimde. Bundan ilave edeceğim. Fakat kahveyi böyle koymayacağım. Şurada kettle'da birazcık su ısıttım. Çok aşırı derecede kaynatmaya gerek yok. Kahveyi açana kadar olsa yeterli. Fakat burada mesela hani bu elimdeki kahveyi daha az suyla da açabilirim. Ama 1,5 bardak kadar suyla açmak istiyorum. Çünkü o zaman daha istediğim sıvı kıvama geliyorum. Şöyle dolu bir kaşık toz kahve üstüne 1,5 bardak kadar su ekliyorsunuz. Aşağı yukarı yarım su bardağı kadar da sıvı yağ koyacağım. Şöyle her şeyi güzelce bir çırpıyorum. Kahveyi de ilave ediyorum. Eğer koyacağınız kahvenin suyu çok sıcaksa yumurtayı pişirir. Benimki çok sıcak değildi. Sadece kahveyi eritecek kadardı. Gayet yeterli olur. Ondan sonra böyle güzelce bir çırpacaksınız bunu. Bak bu noktada hiç topak kalmayacak, tamam mı? Önemli olan burada böyle aşırı derece topaklı bir kıvam olmaması. O yüzden eğer gözünüz kesmiyorsa bunu topaksız bir hale getirmeyi bu şekilde bir elektrikli çırpıcıyla, bir blenderla, bir mikserle de bu işi gayet güzel yapabilirsiniz. Benden söylemesi. Burada ise bakınız şöyle şunun kenarından tutayım. Oh mis gibi. Harlı ateşte et hafiften bir suyunu saldı ve birazcık topladı. Fakat daha hala hafiften bir böyle etin azıcık karamelize olması lazım. O yüzden o karamelize işlemi olana kadar ben şunu çırpmaya, karıştırmaya devam edeyim. Gördüğünüz gibi kıvam iyi. Birazcık kol gücü hafiften. Bence bunun işi tamam. Peki şimdi size soruyorum. Bunda ne eksik? Salata
Çikolatayı patlatmak için tuz cevabı doğru cevap. Hafiften bir küçük tutam tuz atarsanız bu tarifin içerisine ve yaptığınız çikolatalı ya da kakaolu tariflere inanın bana her zaman çok 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 iyi sonuç alırsınız. Çırptık çırptık ve bunu hazır ettik. Birazcık da buraya bakalım. Bak biraz ona, biraz, vay vay vay. Harlı ateş etleri iyice karamelize ediyor, iyice. Kıvam var ya, müthiş. Şimdi burada hazırladığımız bu arkadaşlara şu yaptığımız karışımı eşit olarak pay etmenizi istiyorum sizden. İstiyorsanız bir mutfak terazisi, istiyorsanız göz kararı. Mümkün olduğu kadar eşit, benim ihtiyacım olan paylaşım şekli. Bir kek için birazcık fazla sıvı olduğunu kabul ediyorum bunun. Tamam. Ama inanın bana fırından çıktığı zaman o sıvılığından eser kalmayacak. Aksine son derece güzel, yumuşak ve pofidik bir kıvam alacak bu. O yüzden mümkün olduğu kadar şöyle eşit pay etmeye çalışın. İyice, iyice, iyice. Ondan sonra da alın bunu 180 derecelik fırına gelin. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İki tane raf koyun fırının üstüne. Bir tanesine bir keki koyun. Diğerine öbürünü koyun. Ve bu ikiliyi 25 dakika kadar kesintisiz vaziyette pişirin. 25 dakikaya kurduk. Artık ocağın üstüne geri dönebiliriz. Bak ocağın üstünde coşku var, coşku. Müthiş. Gerçek bir coşku var. Bak etler nasıl güzel dıştan karamelize oldular. Harlı ateşte bütün bu işlemi yaptık. Artık normal ateşe geçebiliriz. Şöyle. Tabii ki güveçte çalışıyorsanız eğer bu kadar harlı ateş güveç için biraz sıkıntı olabilir ama böyle bir dökümde gayet rahat veya bir yapışmaz tencerede de işinizi gayet güzel çözebilirsiniz. Şimdi etler istediğim kıvama geldi. Fakat bunun birazcık helmelenmesi lazım. Yani yemeğin helmelenmesi lazım. Yemeği helmelemek için de, neyse bu elimin altında dursun, şurada kullanırım sürekli. Yemeği helmelemek için de bizim bir kaşık kadar una ihtiyacımız var. Unu ilk başta etlerle beraber hafiften böyle koyup harmanlayabilirdim. Ya da şu anda işin içine katabilirim. Şu anda katıyorum çünkü ben un aşırı derecede yansın istemiyorum. Etler fakat iyice karamelize olsun istiyorum diye. Şu anda koydum. Şöyle birazcık unu kavuruyorum. Bak zaten hemen dibe yapışıyor. Bu yapışmalar o kadar güzel bir efekt verecek ki en sonunda. Basit, kolay ve lezzetli bir yemek aslında yani bir adım ötede sadece püf noktalarına iyice dikkat etmek lazım. Unu da koydum. Un da böyle hafif kavrulurken içerisine 20-25 tane de arpacık soğan atıyorum. Ben çok yakıştırıyorum arpacık soğanı. Eğer normal hani evde iri boy soğanınız varsa kökleri üstünde kalacak şekilde 2'ye ya da 4'e koyup ekleyebilirsiniz. Şimdi unu ekledik ya. Bak un böyle hafiften dibe güzel güzel yapışıyor. Tamam. O yapışanların hepsi az sonra yemeğin içerisine gelecek. Büyük coşku olacak orada. Birazcık salça ilave etmem lazım. Bir kaşık kadar domates salçası bence buraya da yeterli olacaktır. Onu da ekliyorum. Domates salçasını. Hafiften salçayı burada her şeyle beraber bir araya getiriyorum. Ve 2 dakika kadar kesintisiz her şeyi güzelce karıştırıyorum. Salçanın azıcık bir kokusu çıksın. Benim istediğim bu. Bütün bu karıştırma işlemi gayet güzel. Şu ana kadar koymadık ama şimdi koyacağız. Yani şu ana kadar koymamış olmamız hiçbir şey koymayacağımız anlamına gelmiyor. Her şeyi güzelce pişirdik. Yağı fazla yakmadan ama birazcık yağ ihtiyacı var. Yani yemeğin yağ ihtiyacı var. O yüzden içerisine isterseniz şu anda ben öyle yapmayı seviyorum. İstediğiniz bir yağı koyabilirsiniz. Şimdi tereyağı birazcık hızlı yanacaktır bunun içerisinde. Tamam. O yüzden kırabilirsiniz. Yani 2 yemek kaşığı kadar tereyağı. Onu dengelemek için 1 yemek kaşığı kadar maksimum ayçiçek veya zeytinyağı hangisini istiyorsanız koyup şöyle güzelce bir karıştıracağız. Yağlarla beraber. Bak. Bak. Yağlar erirken bütün bu karamelizasyon ortaya çıkarken birazcık baharat ekleyelim. Bunun içerisine benim sevdiğim baharatlar. 1. Kişniş. İsterseniz dövüp ekleyebilirsiniz ya da şöyle tohum vaziyetinde ekleyebilirsiniz. Ben tohum ekliyorum. Çok güzel patlatıyor. 2. Defne yaprağı. Onu ama en son ekleyelim ki defne yaprağı içeride kırılmasın diye. Birazcık şurada nerede şöyle. Şöyle bir defne yaprağı.
Çok küçükmüş defne yaprakları. O yüzden iki tane ekleyeyim. Şunun gibi mesela. Sonra elimde olduğu için taze baharatlardan birazcık taze kekik. 7-8 dal taze kekik koydum. Ete her zaman çok yakışıyor. Şöyle bir karıştırdım. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Yani şu anda tencerenin dibi komple lezzet. Acayip güzel kokuyor. Öyle böyle değil. Tuz, karabiber suyunu koyacağım. Arkasından defne yaprağını ilave edeceğim. Ayvaları üstüne kapatacağım. Ama bir de buna ekstradan lezzet ve ekşilik verecek bir ilavem var. O da bu tip tariflerde çok 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 yakıştırdığım nar ekşisi. Şimdi bunun rengi koyu ya, nar ekşisi bunun rengini bir tık daha koyulaştıracak. Şimdi şöyle bir koyuyorum. Yaklaşık bir, bilemediniz, iki yemek kaşığı kadar nar ekşisi. Şimdi hem ekşileştirecek, hem helmelendirecek, hem böyle kıvamını birazcık daha böyle elastiki bir hale getirecek, hem de rengini koyulaştıracak. Bak, koydum nar ekşisini. Çok fazla kavurmaya gerek yok. Şöyle bir güzel karıştırdım. Acayip güzel koktu zaten nar ekşisi. Üstüne suyunu ilave ediyorum. Yaklaşık 4 bardak kadar su koyacağım. Dört bardak suyu da ilave ettim. Defne yaprakları içeriye. Şimdi su da içine girdi ya, tencerenizi tutup şöyle hafiften kenardan ve tabandan o böyle kenara ve tabana doğru yapışan bütün etten çıkan lezzeti bunun suyuna geçirmenizi istiyorum sizden. Böyle güzelce kazıyın bak, iyice kazıyın, iyice kazıyın, iyice kazıyın her tarafı ve bütün lezzeti komple suya geçirin. Tamam. Her şeyi bitirdikten sonra da ayvalarınızı alıp şu şekilde bunun üstüne komple kapatacak vaziyette ayvalarınızı dizin. Tencerenizin büyüklüğüne, şekline, şemaline, yapacağınız tarifin çokluğuna göre de koyacağınız ayvayı azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Benimki 3 tane alıyormuş. Şu an onu öğrendik. Yani baktığınız zaman aslında çok az uğraşla çok güzel ve lezzetli, böyle kallavi bir yemek yapıyoruz aslında bakarsanız. Sadece doğru bir teknik uygulama. Yani hani etlerimizi güzel pişirme, helmelendirmek için hafif unla böyle bir muamele yapma. Ondan sonra ayvaları doğru zamanda işin içine sokma, baharatları düzgün vaziyette kullanma. Bütün bunları doğru yaptığınız zaman da bence lezzet garanti bir yemek ortaya çıkıyor. Bütün bu ayvaları da şöyle 3 tane ayvayı da güzelce, şunu eğer bulamadım ama inat ettim, onu da şöyle koyacağım. Dizdikten sonra tencerenin kapağını kapatacağız. Ve aşağı yukarı 1-1,5 saat kadar bunu kontrollü bir ateşte yavaş yavaş tıkırdata tıkırdata pişireceğiz. Etler yumuşayıncaya kadar pişmesi lazım bunun. Etler yumuşayınca zaten birazcık da var olan suyu kendi hacmini kaybedecek. Ayva birazcık kendi lezzetini verecek ama bunu bir tık da sulandıracak. Fakat sonuç 10 numara 5 yıldız olacak. Bak, bunu eğer fırında yapmak istiyorsanız net bir güveçle yapabilirsiniz. Güveçin ağzını da kapatırsınız. Olağanüstü güzel bir şekilde pişirirsiniz. Unutursunuz gider. Şöyle yapacağım. Çok elimin altında yer işgal etmesin diye. Bu arkadaşı şöyle kenara alacağım. Ve kontrollü bir ateşte yavaş yavaş pişsin diye onu unutacağım. Ben diğer işlemlerimi yapacağım. Orada pişerken ben hızlıca yapacağım pastanın iç kremasıyla yola devam etmek istiyorum. Size bir pastacı kreması tarifi vereceğim. Onlarca farklı pastacı kreması tarifinden bir tanesi bu ama çok net ve rahat yapılacak tariflerden bir tanesi. Pastacı kreması için bir kere önce 2 tane yumurtanın sarısına ihtiyacınız var. Yumurta sarısı zaten hafif gövdelidir. Birazcık sulanmaya ihtiyacı vardır. O sulanma işlemini biz birazcık şekerden sağlamasını sağlayacağız. Yani şekerden faydalanmasını sağlayacağız. Bir tam, bunları önceden ölçekliyorum aslında ki yapması daha kolay olsun diye ama bazen bana soruyorsunuz böyle Arda bir tam, bir çeyrek, bir bilmem filan, işte gösteriyorum burada. Takıldığınız yerler olursa Instagram'daki Arda Türkmen sayfasına girin bakın. Oradan da zaten mümkün olduğu kadar detay vermeye çalışıyorum efendim. Bakın bir tam, tamam. Bir de çeyrek bardak toz şekeri aldım. Mesela şöyle işte bir tam, bir çeyrek. Sonra yumurtanın sarısıyla bunu şöyle şurada güzelce çırpmaya başlıyorum. Önce birazcık gövdeli, tamam. Fakat şeker hafifçe, hafiften sulanmaya başladıkça birazcık kendini bırakıyor.
Yumurtayla şekeri güzelce çırptım. İyice sulandırdı. Fakat buna birazcık daha bir katılık katmam lazım. O da hem mısır nişastasından hem de undan gelecek. Efendim su bardağınızı alın. Su bardağınızın 1/4 kadar mısır nişastası koyun. Yani şöyle. Su bardağınızın 1/4 kadar da un koyun. İşte aşağı yukarı şöyle gibi de unu koyduk. Şimdi ilk yapacağımız şey, yani bu size verdiğim tarif aslında çok kral bir pastacı kreması tarifi. Biraz şey yapabilir ama hani insanın hafiften sabır sınırlarını zorlayabilir. Biraz böyle yeter artık yani biz pastacı, ben pastacı kremasımı doğdum dedirtebilir. Çünkü yapması meşakkatli ama lezzet. Bak öyle böyle değil yani. Bambaşka bir seviye. Seviye uzay yani. Şimdi onu çırpacağım. Buraya da bir küçük tencere koydum. Altını yaktım. Ve 2 su bardağı süt koyacağım tencerenin içerisine. 2 bardak süt. Üstüne de 2 bardak krema koyuyorum. O da burada. Koydum bu ikiliyi. Hızlıca bir karıştırıyorum. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Sütle kremayı koydum. Hafiften karıştırdım. Birazcık ısıtacağım bunu. Ne kadar ısıtacağım? Hafiften üstünden belli belirsiz bir duman çıkana kadar ısıtacağım. Asla kaynatmak gibi bir niyetim yok. Asla ısıttığım sütü yavaş yavaş buradaki yaptığım kum gibi olan bu karışıma çırparak yedireceğim. Ve bu karışımı hafif ısınmış olan sütlü krema karışımının içerisinde birazcık kendi halinde salınsın isteyeceğim. Eğer isterseniz bunun içerisine toz vanilya koyabilirsiniz. Çok da güzel bir lezzet verir. Ya da arzu ediyorsanız birkaç damla bu vanilya özütlerinden var. Bir lokmacık. Ondan da koyabilirsiniz. Daha güzel bir vanilya tadı veriyor diye. Şimdi süt burada, sütle krema hafiften ısınıyor, ılınıyor. Ben de şunu güzelce bir çırpayım. Isındıktan sonra bu ikisini birleştireceğim. Burada da şöyle bir genel geçer bir teknik var. Parmağınızı sokuyorsunuz. Parmağınız ısınıyor mu? Isınmıyor. Yani bu demek oluyor ki daha bu arkadaşın birazcık işi var. Ama asla kaynamayacak. Bu önemli. İyice bak şu kum kıvamını görüyorsunuz değil mi? Böyle küçük kayacıklar. Mars'tan gelen minik meteor yağmurları. Allah'ım korusun. Zaten yani bir meteorunuz eksik. Allah korusun yani. Hiç şu an şakasını bile yapmayayım. Ben bile dedim ki aman Arda sus. Şimdi bakın sütten belli belirsiz dumanlar çıkıyor. Bir parmak testi yapayım. Yani evet sıcak. Biraz daha kalırsa parmağım yanabilir. Ama böyle bir şeye gerek yok. Artık bu ikiliyi birleştireceğiz. İsterseniz bir mikserle ama miksere gerek kalmıyor. Şöyle azıcık sütten ekleyerek bir çırpma teliyle gayet güzel bu işi bir araya getiriyorsunuz. Peki bu tekniğin adına ne deniyor? Terpeleme. Ne diyor? Terpeleme. Sana yazıklar olsun. Terpeleme pardon. Mete kaç yıldır Arda'nın mutfağı çekiyorsun? Bunu senin bilmiyor olman gerçekten çok şaşırtıcı ya. Terpeleme ne demek ya? Temperleme. Temperlemek efendim ısı dengesi sağlamak demek. Yani hani buradaki arkadaşı yavaş yavaş ısıtacağız ki bir anda yumurta kesilmesin, yumurta kokmasın, yumurta tatmasın. O yüzden sıcak olandan soğuk olana birazcık koyup yavaş yavaş çırparak temperleyin siz. İyice çırpa çırpa ekledik. Şimdi bunu alıp yeniden bu tencerenin içerisine ekleyeceğim ama her zaman garanti olsun diye bir süzgeçten geçirerek ekleyin ki içeride bir hafif topaklanma, bir birikme ve benzeri bir şeyler varsa böyle küçük küçük onları komple süzgecin içerisinde bırakmış olun. Bu da gerçekten önemli bir teknik detay. İyice şöyle ezin 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 ve tamamen nefis bir aslına bakarsanız süt kreması kıvamında bir şeklimiz var. Şimdi geçiyoruz ocağın üstüne. Bu arkadaşımızı ocağa alıyoruz. Altını yakıyoruz. Bakın en kısık ayardayız. En kısık. Yani bu birazcık sabır testi gibi. Ben bunu restoranda yaptığım zaman bizim ekipteki arkadaşlara ilk başta komple benmari'de yaptırıyordum. Yani direkt ateşte bile değil. Yaklaşık 1,5 saat falan sürüyordu bunun yapımı ama mükemmel bir kıvamda oluyordu. Şimdi sizden de benzeri bir kıvam isteyeceğim. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunu hızlıca böyle açık ateşte, çok yüksek ateşte yaparsak eğer biz bu çabucak toplanacak. Ama içerideki un, nişasta hızlı pişmekten dolayı
birazcık ağzınıza lezzet olarak böyle un un gelecek. O yüzden sabırlı bir şekilde aşağı yukarı bir yarım saat kadar bunu çırpa çırpa güzel güzel pişireceksiniz. Zaten vaktiniz var çünkü o arada bu fırındaki arkadaşın da soğuması lazım. 25 dakika geçti ve bunlar fevkaladenin de fevkinde mükemmel şekilde hem kabardılar hem piştiler. Hafif ıslaklar, nemliler ve böyle bak şöyle söyleyeyim sana bıngıl bıngıllar. Müthiş, inanılmaz güzel. Kendi halinde bırakacağım bu arkadaşları, tamam. Hatta şöyle söyleyeyim size, yani göstermek için açmak istiyorum ama çok sıcak. Bunlar ya şöyle söyleyeyim size net. Bunlar hafif soğuyacak. Birazcık çökecekler, birazcık hacimlerini kaybedecek. Ne kadar soğursa bizim için o kadar iyi. Çünkü bunlar bizim pastamızın ana kek kaynakları. Bunların arasına biz güzelce bu yaptığımız pastacı kremasını süreceğiz, serpeceğiz, işi bitireceğiz. Şimdi şunu bir göstereyim size. Bakınız ne durumda diye. Tencerenin kapağını açıyorum. Vay vay, fokur fokur. Bak müthiş vaziyette. Ayvalar hafiften yumuşuyor. Kendi suyunu çekiyor. Her şey güzelce pişiyor. Bence söylenecek söz yok. Güzel güzel pişmesi lazım. Şimdi ben müsaadenizle, sabırla şunu yavaş yavaş bir olma kıvamına getireyim. O arada böyle zaman hop su gibi akıp geçecek. Ama sabırlı olun. Vallahi bunu hak ediyor yani. Bakın iyi bir pastacı kreması zamanla, yani zamanla dediğim böyle yıllar içinde değil de siz onun başından ayrılmadan böyle güzel güzel onun işlemini yaptığınızda hafif sarıya doğru döner rengi ve 10 numara 5 yıldız bir kıvam alır. Bak burada kıvamı görüyorsun, neredeyse bir böyle kendi pişirdiğimiz kabın içerisine bile yapışmayacak kıvamda. Sonra ateşten aldıktan sonra bunun içerisine bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı koyuyorsunuz. Bunun kıvamını hem güzelce bağlayacak hem de buna bir parlak görüntü verecek. Pastacı kremasının hem lezzeti ama esas olarak da parlaması bizim için önemli. Şöyle güzelce çırpıyorsunuz bunu. Güzelce çırpıyorsunuz. Bunun bir diğer lezzeti de aslında içinde işlemini yapacağımız kreması. Güzelce çırptım 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 daha hızlı soğusun diye böyle bir kabın içerisine transfer ediyorum. Şimdi bunu mümkün olan en hızlı şekilde soğutmam lazım. Aşağı yukarı yarım saat böyle yaptığım için hacim azaldı. Ama birazcık daha soğuyunca istediğim kıvama daha da güzel gelecek. Orada soğurken ben yarım saat sonunda bunlar ne hale geldi bir onu size göstermek istiyorum. Artık her şey iyice soğudu. Dikkatlice açıyorum bunu. Kenarından hafif bunun şeyinde var ama ya o kadar güzel gözüküyor ki bak öyle güzel ki görüntü, renk, yumuşaklık, ıslaklık. Fevkaladenin de fevkinde. Yani mutfakta vakit geçiriyorsanız, eğer bu tip tarifleri Arda'nın mutfağından alıp yapıyorsanız ve şu şekilde sonuçları elde ediyorsanız yüzünüze şu gülümsemenin gelmeme ihtimali yok. Bak şu gülümseme. Tam da şu yani böyle bir. Bu gülümseme doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Şimdi sanıyorsanız ki bunu direkt olarak bunun arasına koyacağız ve pastamız bitecek, yanılıyorsunuz. Bizim yapacağımız şey bunun tadına tat katacak bir ekstra ilave daha yapmak. O ilave de birazcık krema ve birazcık peynirden geçiyor. Labne kullanmayı gönülden isterdim ama labne buna birazcık fazla böyle cheesecake gibi bir hava veriyor. Ben onun yerine daha nötr olan, daha tadı olmayan bir mascarpone peyniri kullanıyorum. Ama onu da hafiften kremayla çırparak koyuyorum. Burada çeyrek bardak kadar krema var. Hafif çırpıyorum. Sonra bu çırptığım kremanın üstüne buradaki peyniri, kaşık kalmamış, şuradan alalım. Peyniri ilave ediyorum. Komple çeyrek bardak kadar kremanın üstüne aşağı yukarı 350-375 o aralarda bir mascarpone ekliyorsunuz. Dediğim gibi bu peynir aslına bakarsanız yani mascarpone peynir olarak çok nötr bir peynir. Yani biraz şey gibi böyle nereye çeksen oraya gider. Tatlıya koy tatlıya, tuzluya koy tuzluya ama acayip güzel kremamsı bir lezzet ve kıvam katar. Kremayla da bunu birazcık daha yumuşatıyorum. Biraz gövdeli bir peynirdir çünkü. Şöyle. Arkasından da burada hafiften soğuyan kremamın içerisine soğudukça zaten böyle güzelce gövdeleniyor bu arkadaşımız. Bunu bunun içerisine ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve bizim bu tarifin arasına koyacağımız lezzetli pastacı kremamız hazır olmuş oluyor. Direkt olarak alıyorum ile içerisine. İkisini beraber şöyle güzelce bir karıştırıyorum.
İyice karıştırdım, iyice karıştırdım. Birazcık daha dolapta dinlenirse benim için iyi olacak. Dediğim gibi ne kadar soğuk, serin, bu da o da pasta yapıyoruz yani, o kadar iyi. Şimdi pastayı birleştirme seansımız kaldı. Bu arkadaşımız güzel güzel pişiyor. Gelin bir kez daha bakalım buradaki... Vay 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 vay, şuna bak bak. Ayvalar mükemmel. Ya bunun artık yapacak bir şey yok. Çünkü 1,5 saattir pişiyor bu arkadaşımız. Artık yapmam gereken kapağını kapatıp birazcık dinlendirmeye bırakmak ya. Biraz orada dinlensin. Ben hızlıca şu pilavı yapayım. Pilav da çünkü pişecek, demlenecek, dinlenecek. O arada bu da birazcık dinlenmiş olur. Pastayı da bitirip işi tale yola sokarız. Şimdi efendim önce tencerenin şöyle yüksek ayarda altını yakarak işe başlayalım. Ben normalde pilavı şöyle güzel yağlı severim. Yani hem zeytinyağı hem tereyağı karışımında severim. Fakat burada şehriyeli bir pilav yapacağımız için önden tel şehriyeyi bir tık kavurmak istiyorum. Yani o kavrulurken içerisine tereyağı, zeytinyağı herhangi bir şey koymamak gerekiyor. Çünkü o zaman yağ yanıyor. Şehriye de ister istemez birazcık, yani o şehriyenin işini yaparken yağı yakmış oluyoruz. Şöyle yapıyorum. Yaklaşık yarım bardak kadar tel şehriye, işte şu kadar mesela, koyuyorum ve hiçbir şey yapmadan ilk önce şehriyeyi burada hafiften kavurmaya başlıyorum. Dediğim gibi ne yağ var ne bir şey var. Şehriyeler son derece hızlı bir vaziyette renklerini döndürdüler. Bak gayet güzel oldular. Dedim ya ben hafif yağlı severim. O yüzden aşağı yukarı böyle 2 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 kafanıza göre, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, hepsi olur. Çok göz kararı koyuyorum. Yani takriben hadi 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı diyeyim size. Ayçiçek yağı da olur bu arada. Çok dert değil. Şöyle güzel bir karıştırıyorum. Sonra burada aşağı yukarı 2 su bardağı kadar pirinç var. Bu pirinci hızlıca bir sudan geçiriyorum. Fazla suyunu süzdükten sonra direkt olarak alıp tencerenin içerisine atıyorum. Efendim normalde aslında bakarsanız güzel bir pilav yapmak için ihtiyacınız olan genel geçer kuram ve kavram bu. Hepsini şöyle güzelce bir karıştırdım. Hafif pirinçleri azıcık bir hani göbeğinin rengini görene kadar derler eskiler. Şöyle bir karıştırıyorum. Arkasından tuz, isterseniz karabiber, isterseniz beyaz biber. 3 bardak da su koydum mu bunun işi tas tamam oluyor. Ama ben bu pilava ekstra bir lezzet katabilmek için bak şu 3 bardak suyunu koyayım. Tuz koyacağım. Rengini bozmamak için karabiber yerine beyaz biber koyacağım. Ve tencere yemeğine koydum. O lezzetten emin olduğum için şöyle küçük bir parça da defne yaprağı koyacağım. Dediğim gibi normalde pilava koyarsınız koymazsınız. Hiç karışmam ama bununla beraber iyi bir ikili olacağı için bu iş tamam olacak. Hepsini şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte o iş tamam. Tatlıya dönelim. Tatlıda bir küçük oyunum var size göstermek istediğim. Bunu evde küçük çikolatalarla da yapabilirsiniz ama ben tabii restorancı olduğum için işte her şey büyük boylarda olduğu için kuvertür çikolatam var. Hani böyle 80 gramlık kare, yok dikdörtgen hazır çikolatalar var ya, onlarla da gayet rahat oluyor yani. Çok denedim, çok yaptım. Onlarla da yapabilirsiniz. Bu yapacağım pastanın ara katı için bir işlemim var. Şöyle düz altılı olan bir bıçak alın, daha rahat çalışırsınız. Bir tane de torşon. Bu torşonu şu şekilde dolaptan çıkarttığınız çikolata, büyük küçük hiç fark etmez, küçük de aynı şekilde şöyle koyun, hem üstünüz kirlenmesin hem kayma işlemini birazcık durdursun. Sonra bıçağınızın şu düz yüzeyiyle kendinize doğru çekin ve bak görüyor musunuz? Şurada oluşan bukleleri şu buklelerden oluşturun. Şu buklelerden oluşturun. 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 Bu şekilde böyle gördüğünüz gibi güzel güzel bukleler oluştururuz. Bu en kolay süsleme yollarından biridir. Bu arada pilavın suyu kaynadı. Altını kısacağım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. Gelelim buradaki arkadaşlara. Şöyle bir servis tabağım var. Benim fırınım da aynen sizin evdeki fırınlarınız gibi. Bazı taraflarını bazen çok kabartır, bazen az kabartır. Bazen kekler
kendi kendilerine hareket ederler. Hiç fark etmez. Üstü altı şöyle oldu böyle oldu endişesinde bulunmayın. Alın bunu ters çevirin ve servis tabağınızın içerisine çıkartın. Tamam. Şu dokunun güzelliğine bakın. Bak vallahi müthiş. Sonra şöyle bir tam servis tabağının içindeki yerini aldırdım. Gelelim dolaptakine. Bir sıkma poşeti içerisinde çok kolay çalışırsınız ama uğraşmak istemiyorum Arda derseniz bunda da gayet natürel böyle kendinden uzayan şık bir görüntü elde edersiniz. Ben bundan sonra şöyle yapıyorum. Bak alıyorum bunu güzelce bu pastanın birinci katı olarak şuraya yayıyorum. Az mı? Asla değil. Yeteri kadar böyle güzelce kalın bir kat olmasını sağlıyorum. Eğer birazcık kenarlardan akarsa benim açımdan hiçbir sorun yok. Dediğim gibi bu son derece natürel, kendi halinde gözüken bir iç dolgulu pasta. Cömertçe koydum vallahi bak. Bir o kadar da üstü için ayırmanız lazım ama. Kenarlara doğru eşit bir şekilde yaydım. Sonra buradaki çikolatayı elimi çok fazla sürmeden, çünkü bu elin ısısıyla beraber hemen darmadağın olmaya müsait, koyuyorum. Ne kadar isterseniz az az, çok çok, her türlü kabulümdür. Sonra dikkatli vaziyette şu katmanı alıyorum ve güzelce ters çevirip üstüne kapatıyorum ve hafif bastırıyorum. Bak, 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 pastacı kremanızı güzel yaptınız mı? İşte buradan belli olur. Laps, üstünü açıyorsunuz ve perde. Efendim. Şöyle bir geliyor değil mi insana, bir kendine güven böyle filan mutfakta. Şu son dokunuşları yapacaksınız. Üst katı da aynen bu şekilde bu kremayı yayıp çikolatadan gezdireceksiniz. Ondan sonra da bunu servis saatine kadar dolapta muhafaza edebileceksiniz. Yani edebilirseniz tabii. Dolapta ben çocuk olsam böyle bir pastanın olduğunu bilsem her türlü oyunu yaparım bak, her türlü. Anne ne olur bana, anne ne olur. Burada onu yapan çocuklar ve bunu yiyen anneler var. Efendim son süslemelerini yapacağım. Çikolatasını da üstüne serpeceğim. İş tamam olacak. Zaten etim pişti. Bir servis tabağını alırım. Tertemiz. Pilavım da hafifçe demlendikten sonra bugün yaptığımız her şeyi sizlerin karşısına çıkartırım. Zaten çoğu karşınızda da, işte bu geri kalan da olay bundan ibaret. Az sonra birlikteyiz. Bakın bu tatlıyı hep beraber yiyeceğiz. Unutmayın. Efendim sofra tam da böyle kuruluyor. Şimdi bakın bu ayvalı kuzu güveç, yani hakikaten gelenek, gelecek, yemek arasında bir bağ kuran müthiş bir tarif. O kadar güzel ve lezzetli vaziyette pişiyor ki, ekşisi, etin pişkinliği, ayvası, 10 numara 5 yıldız, soğanın ne kadar bol koyarsanız o kadar güzel bir sonuç alırsınız. Ne kadar uzun pişirirseniz o kadar güzel bir sonuç alırsınız. Dediğim gibi ben döküm tencerede, güveçte, ocağın üstünde pişirdim. İsterseniz siz döküm tencerede fırında pişirirsiniz. İsterseniz güveçte fırında pişirirsiniz. Her türlü pişirmeye uygun
Mükemmel. Yanındaki bu telşehirli pirinç pilavını bunun suyuna, yani ikisi beraber o sudan birazcık nasiplenecek ve yemin ediyorum benim bu benim yemeğim olur yani. Hani böyle net, süper. Baksana arpacık soğanlar. Hastasıyım. Tane sarımsak da atmış sayılmışız ya. Süper olmuş, süper. 10 numara 5 yıldız. Hakikaten böyle yoğun, güzel. Misafirlerinizi hem görsel hem de lezzet olarak etkileyecek yemekler istiyorsanız bu onlardan bir tanesi. Böyle tadı damağınızda kalacak. Gerçekten hiç bitsin istemeyeceksiniz. Ama biraz da böyle gelenekselden geleceğe, biraz daha Avrupa'yı, biraz daha havalı ve hareketli bir şey istiyorsanız tatlı olarak bugünün sonunda size bu çikolatalı pastayı öneriyorum. Ben böyle açık söyleyeyim, etrafı fazlaca kapalı, içinde ne olduğu sürprizlerle dolu olan, efendim söyleyeyim hani her şey güzel olsun diye çok sıkı, lezzetsiz kekleri olan pastaları sevmiyorum. Bence net, sade, yalın ve her şeyi ortada pastalar son derece güzel. Nefis bir krema zaten gövdeli gövdeli duruyor. Nefis bir kek gövdeli gövdeli duruyor. Bir de aradaki... Oo, bak, coşku be. Yemin ederim Meksika dalgası şu an başladı. O tribünden bu tarafa doğru Meksika dalgası. Şöyle söyleyeyim size. Bu pastayı yaptığınızda eşiniz, dostunuz diyecek ki nereden? İşte var böyle şey pastacılar, çok meşhur, bilmem ne filan falan böyle. Hepsinin mesleğine ve işine saygı duyuyorum ama herkes size diyecek ki filanca pastanenin pastası mı bu, enfes olmuş, uf ağızda böyle lokum gibi eriyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Siz diyeceksiniz yok ben yaptım yani. Ha, ben yaptım. Nutusundan belli ben yaptım. Göğsünüzü kabartacak, yerken doygun doygun tamamen mutluluk, endorfin, serotonin ve aklınıza gelen bütün güzel hormonları salgılatacak olağanüstü güzel bir çikolata pasta yaptınız. Kendinize gurur duyun. Efendim, bugünün tarifleri Ayvalı kuzu güveç, telşehirli pirinç pilavı ve bu çikolatalı pastaydı. Bu olağanüstü güzel tarifleri sizlerle beraber yapmaktan acayip keyif aldım. Mutluyum ama siz tariflerin detaylarını kaçırdıysanız, nerede ne yapmam lazım onu bir daha gözden geçirelim Arda derseniz, sizi Instagram'daki Arda Türkmen sayfama bekliyorum. Şu güzellikler sadece yaşanmaz, eşe dosta da yaşatılır. Tarifler için beni takip etmeyi unutmayın. Bu hafta bu tariflerle karşınızdaydım. Önümüzdeki hafta yine fantastik, lezzetli, keyifli tariflerle yine karşınızda olacağım. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Pastadan büyük lokmalar alın. Başkasına kalmaz belki.